Herkese merhabalar, ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Diz ağrınız var, belki bu ağrı dizinizdeki kireçlenme, dizinizdeki kıkırdak kaybı ya da dizinizde sizin de bildiğiniz tabirle sıvı azalmasından kaynaklanıyor ve merdiven inip çıkmak artık sizin için çok zor ve ağrılı. Yapılan çalışmalara bakıldığında dizinize tutunan kasları ve kalça bölgesindeki kasları kuvvetlendirmeniz dizinizdeki bu ağrıyı en az %25 oranında düşürebilir. Dolayısıyla bugün size ayakta yapabileceğiniz egzersizlerle hem kalça bölgesini uyaracak hem de uyluğun üst kısmından dize tutunan kas grubunu uyaracak, kuvvetlendirecek egzersizler paylaşacağım. Lütfen diz ağrısı yaşıyorsanız bu konuda biraz daha disiplinli olmaya çalışın. Dizinizdeki bu kireçlenme kiloya bağımlıysa mutlaka öncelikle kilo vermek listenin başında olsun. Ama ilerleyen dönemde ağrıları azaltıp günlük yaşam kalitenizi artırmak, merdiven inip çıkarken, bir yerden oturup kalkarken ağrıyı azaltmak istiyorsak mutlaka söylediğim kas gruplarını güçlendirmemiz gerekiyor. Aklınızdan çıkarmayın. Videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza devam edelim. İlk yapacağımız egzersizde bir sandalyeden faydalanacağız ama dizimizin ağrıdığını düşünerek ve çok da fazla zorlamadan kıkırdakta da hasar olduğunu düşünüyorsak bu gibi bir yükseltiyle ya da daha yüksek bir yatakta bu egzersizi yapabilirsiniz. İlk egzersizimizde kontrolümüzü kaybetmeden sandalyeye oturup kalkmaya çalışacağız. Bu oturma sırasında uyluk bölgesi, kalça bölgesi, uyluk arkası, kaslar çok güzel bir şekilde çalışacak. Erken dönemde yorulana kadar belki 10-12 tekrar mutlaka yastık kullanarak, yastık kullanıp dizinizin bükme açısını çok da zorlamadan bu egzersizi yapmanızı öneririm. En az 10-12 tekrar oturup kalkma şeklinde. Oturup kalkma şeklinde çok rahat bu egzersizi uygulayabilirsiniz. Lütfen kamburunuzu çıkarıp ellerinizden destek alarak bunu yapmamaya çalışın. Çünkü biz doğru pozisyonda vücudumuza bilgiler verirsek bu bilgilerin işlenmesiyle birlikte doğru pozisyonda çıktılar alırız ve diz ağrımızı azaltma şansı elde ederiz. Dolayısıyla duruşumuza dikkat ederek oturup duruşumuza dikkat ederek kalkarsak kalça bel bölgesini zorlamadan ekstra başka ağrılar ortaya çıkarmadan kolaylıkla bu egzersizi yapabiliriz. Çok basit bir şekilde 10-12 tekrar yaptıktan sonra isterseniz oturun bir dinlenin. 30-45 saniye sonra tekrar bir 10-12 tekrar yine dinlenin ve tekrar 30-45 saniye sonrasında 3. set uygulayarak en az 30-35 defa bu bölgedeki kas grubunu uyararak başlayacağız. Daha sonra yine oturduğum yerden sandalyemin üstündeyken yastığı aldım. Bacaklarımın arasına yerleştireceğim ve bütün gücümle yastığı kasmaya çalışacağım. Bu özellikle dizin iç kısmına tutunan çok önemli bir kas grubunu aktive edecek ve o bölgede 1, 2, 3, 4, 5 saniye kasıp bacaklarımı gevşeteceğim. İyice ayaklarımı yere yerleştirdim. Kastım bütün gücümle. 1, 2, 3, 4, 5, yavaşça bıraktım. Tekrar, kastım bütün gücümle. 1, 2, 3, 4, 5, yavaşça bıraktım. 3 oldu, toplam 5 defa yapacağız. Kastım bütün gücümle. 1, 2, 3, 4, 5, bıraktım. Bir kez daha yapacağız. Lütfen yine oturuşunuza, duruşunuza dikkat edin. Bu özellikle pelvik taban dediğimiz kas grubunu da çalıştıracak iç bacaklarla birlikte. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde kastım. Bir dinleneceğim. 30-45 saniye dinlendikten sonra 5 saniye bekleyerek 5 tekrar yapacağım. Sıradaki egzersizimde direkt kalçama ve kalça yanından uzanan ve yine dizim için çok önemli olan bir kas grubuna eşlik edeceğiz. Bunun için bir bandı şu şekilde yuvarlak olacak şekilde bağlayacağım.
Yakında bu bantları biliyorsunuz web sitemden satın alabileceksiniz. Eğer böyle bir sorunuz varsa da bunu da yanıtlamış olayım. Bu şekilde bandı bacaklarımı omuz genişliğinde açacak şekilde gerginliğini ayarlayarak yerleştireceğim. Bir sandalye arkasından ya da duvardan hiç fark etmez destek aldım. Bir bacağımın üzerine ağırlık aktardıktan sonra bacağımı dışa doğru açıp yavaşça bırakacağım. Dizimi asla bükmeyeceğim. Dizimi bükmezsem işte o zaman iki taraflı kalça kas grubunu, bacağımın dış tarafını çok rahat hissederim. Dizim için çok çok önemli bir egzersiz. Asla acele etmeden bacağımı yana açtım, yavaşça bıraktım bir. Yana açtım, kasları hissettim, yavaşça bıraktım iki. Kasları hissettim, 3 şeklinde en az 8-10 tekrar kalça bölgesindeki o yanmayı, o çalışmayı hissedene kadar devam edeceğim. 8-10 tekrar yaptıktan sonra lütfen tek bir dizinizde ağrı var gibi düşünmeyin. Daha sonra diğer taraf. Bir kontrol edin, iki tarafta kuvvette farklılık var mı? Dizinizdeki ağrıdan dolayı kalça bölgenizde kuvvet farkı oluşmuş olabilir. En azından bunun da farkına varıp üzerine giderek ağrılarınızı azaltmak yönünde bir adım daha atmış olabilirsiniz. Bu egzersizi de yine 8-10 tekrar yapıp 30-45 saniye dinlenip 3 set halinde tekrarlayabiliriz. Ve son olarak çok basit bir şekilde birlikte duvarda oturacağız. Ayağımın kaymamasına dikkat ederek sırtımı, boynumu yaslayıp duvarda oturuş pozisyonuna geçeceğim. Çok aşağıya inmenize gerek yok diz ağrınız varsa. Bu şekilde bacak kaslarını kontrollü bir şekilde yükleyeceğiz ve kuvvetlendirmeye çalışacağız. Birlikte gelin başlayın. Siz de eğer benimle birlikte yapıyorsanız 30 saniye beklemeye çalışalım. Bunu yaparken fark edeceğiz. Kalça bölgesi, belimi iyice yasladım. Bacaklarım, uyluk bölgesi harika bir şekilde çalışıyor olacak. Bu en temel, sadece oturma pozisyonu, ilerleyen dönemde lastikle zorlaştırabilir, yastıkla zorlaştırabilir. İstediğiniz kas gruplarına odaklanarak da ilerleyebilirsiniz. Bu seri bir başlangıç serisi. O yüzden sadece bu şekilde inebildiğiniz kadar inerek 30 saniye, 3 setli duvar oturuşunu da gerçekleştirebilirsiniz. 30 saniye olduktan sonra yavaşça duvardan destek aldım. Bir doğruldum. Dediğim gibi 30-45 saniye dinlenip bunu da en az 3 set olacak şekilde tekrarlayarak diz ağrısı için ayakta yapılacak egzersizleri tamamlamış olacaksınız. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Sizden ricam, bu egzersizleri enerjinizin en yüksek olduğu anlarda, karnınız tokken, birkaç saat geçmişken, vücudunuzda o gücü bulmuşken yapmanız o bölgedeki kas kuvvetini artırmak konusunda size destek olabilir. Ve aynı şekilde sabah egzersizleri uyguladınız ama enerjinizi çok yüksek hissediyorsanız akşamda bir kez daha uygulama yapabilirsiniz. Kas kuvvetini artırmak istiyorsak o bölgedeki kas gruplarını ne kadar fazla uyarırsak o kadar iyi hızda kas kuvvetini artırmış oluruz. Dolayısıyla sizden ricam, gün içerisinde bir ya da iki seans, en az 4-6 hafta boyunca bu kas gruplarını uyararak diz ağrısını birlikte azaltmaya çalışalım. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa da lütfen bana aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.